أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Nisa suresindeyiz. Surenin 128. ayetindeyiz. Estaizu billah. Nisa suresi 128. ayet. Ayeti okuyorduk. Yani müfessiri okuyorduk. Evet. Şurada kalmışız. فَاِذَا اتَّفَقَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَ Bu hal üzere şekilde ittifak ederlerse bu hal dediği yani kişinin ilgisizleştiği eşi kendisinden ayrılmamak adına nikahını sürdürebilmek için hanımdan söz ediyorum kadın tarafı şayet ya nafakadan ya giyim kuşamdan yahut meskenden yahut kendi gecesinden bunu ister kumasına bağışlayarak ister kocasına bağışlayarak bir şekilde vazgeçer ve yeni bir antlaşmayla kocasını razı ederse taraflar bu biçimde bir anlaşma yaparlarsa وَلَا بَأْسَ عَلَيْهِمَا فِيهَا bu yaptıkları yeni anlaşmadan ötürü Cenab-ı Hak onlar üzerine herhangi bir sakınca yok diyor. Yani böyle bir şey yapabilirler. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُنْسْلِحَا بَيْنَهُمَا سُلْحًا Burada geçen derste de konuştuk. İnisiyatif alacak olan taraf, kadın tarafı. Durumu gözlemleyecek, korkuya kapıldığında da buna dair bir girişimde bulunacak olan ve fedakarlıkta bulunacak olan Hazreti Sevde örneğinde olduğu gibi yine kadın tarafı la aleyha ve la ala zavci böyle bir anlaşma yapılmasında yeni duruma geçilmesinde Cenab-ı Hak açısından herhangi bir durum yok. Yani herhangi bir beis yok. Allah bunu kınamaz, bunu çok görmez. Tarafların bu yeni durumdaki yeni antlaşmaları ilahi açıdan sorunsuz görünüyor. Ayet de zaten bunu ihbar ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bunda sorun yoktur demesi yani muhtemel ne tür bir sorun beklentisi var ki Allah bunda sorun yok. Yani Allah sorun yok bunda demeseydi de biz
böyle bir durumda sorun mu algılayacaktık? Dönersek bu soruma tersinden, demek ki Allah bizim böyle bir durumda normalde sorun algılayacağımızı öngörüyor ve sorun böyle bir durumda sorun olmadığını ihbar ederek böyle bir duruma düşecek olan kimselerin bu imkandan yararlanabilmesinin önünü açıyor. Allah bunu haber vermeseydi, o zaman biz nasıl bir sorun telakki ederdik? Muhtemelen şöyle bir sorun telakki edecektik. Ya adam belli bir zaman sonra evlilikte hanımına karşı ilgisizleşti. Hanımı da tuttu, ona işte mehrinden bir miktar geri verdi. Yahut kendi gecesini kumasına bağışladı, bilmem ne. Yeni böyle bir anlaşma yaptılar. Bunu erkek açısından vefasızlık, kadın açısından belki onursuzluk, ne bileyim. Bizim bunu ne yanlardan eleştireceksek, sorununu bulacaksak, Cenab-ı Hak bizim bu muhtemel yaklaşımımızı ve bakış açımızı tahsih ediyor. فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. Tekrardan eski anlaşmanın üzerine yeni bir antlaşmaya gitmede, taraflar yeni bir düzenleme yapmada, kadının kocasını nikahında kalabilmek için belli ödünler vermesinde, kocasının da bunu almasında herhangi bir sakınca yoktur hükmü artık bizim muhtemel sakınca algılayışımızı, ister dini çehreden olsun, ister örfi çehreden olsun, ister milli bakış açısıyla olsun, ne türden olursa olsun, bu kimseler böyle yaptıkları zaman artık kınanamazlar. Allah'ın bir sakınca yok böyle bir şey yapmalarında dediği bir durumda böyle bir şeye girişen kimseleri kınayamayız. Yani tut ki bir adam 3 tane hanımı var ya 4 tane hanımı var. Hanımlarından bir tanesiyle böyle bir duruma geldi ve hanımı tuttu gecesini bağışladı kumasına yahut doğrudan kocasına ve artık onda gecelemiyor. Dolayısıyla da işte oraya gidip gelmiyor. Belki gündüzleri zaman zaman uğruyor ama normalde artık orta ikamet etmiyor. Şimdi böyle bir durumda çevreden bizler, ya nasıl evlilik bu? Adam evine bile uğramıyor artık, böyle evlilik mi olur? Türünden bu ve benzeri yaklaşımlar ile kınamaya kalkarsak, işte tam da Cenab-ı Hak orada onlara bir sakınca yoktur hükmünü bize ihbaren veriyor yani. Allah'ın sakınca görmediği bir yerde bizim sakıncalı bulup kınamamız, eleştirmemiz, yermemiz ilahi mesaj ile veya ilahi buyrukla çatışmamız anlamına gelir. Burada bir şey daha çıkarabilir miyiz hocam? Kadının böyle bir yoldan başka bir yol daha var mı? Nasıl başka bir yol daha var mı? Hiçbir şey yapmaz, bekler öyle, kocası kendisini boşar. Kendi yahut boşamaz. Kendi boşamayı arzu ediyorsa zaten sorun yok. O doğrudan, yani koca inisiyatif almadan kendisi boşanmak istiyorsa, o zaman halla dediğimiz bir yöntem var. Yani kadın bundan sıyrılır. Nasıl sıyrılacak bu nikah akdinden? Mevcut aldığı, kocasından aldığı mihirden vazgeçer. Böylece... Ama sorunu başlatan kendisi değil kadın. İsteme dışından... O zaman kocasının boşamasını bekleyecek. Ama bir kadının şikayeti vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip işaret yapıp bunda bu yok demesi üzerine. Bu bizim bu örnektekinde zaten öyle bir durum kadın tarafından zaten yaşanır bir duruma gelmiş. Yani erkeğin ilgisizliği bu durumda kadının esasen o pozisyonda olduğunu gösteriyor. Evet, kadın burada şikayetçi olabilir. Yani benim ihtiyaçlarımı karşılamıyorsan bir koca duruma geldi. Eğer erkeğin öyle bir sorunu varsa, ilgisizlik sorunu yok, ilgisiz. Mesela işte burada ayette olduğu gibi artık çok şey yok. Ama işte bunun yani doğal hali, böyle bir durumda erkek ilgisizse bu kadının esasen böyle bir şeyden çoktan el etek çektiğini gösterir. Yani erkek henüz daha aktif, kadın daha bir stabil hal almış artık. Yani durum bu şeyde. Yani erkek, bahsettiğiniz örnekle karşılaştıracak olursak, erkek böyle bir şikayette bulunuyor aslında bu durumdaki erkek. Yani erkek kadının da artık aradığını bulamıyor. Anladın mı? Yani o şikayette bulunan kadının
durumu burada bizim örnekte, bu örnekte tam da erkeğe tekabül ediyor. Erkek böyle bir arayış içerisinde. Kadın hani evimizden bir tanesinde böyle durumlar da galiba değil mi hocam? Geceleme hakkını Ayşe'ye veriyor. İşte Hazreti Sevde annemiz, Hazreti yaşından dolayı. Peygamber yaş, kendi yaşından dolayı kocasının yani Hazreti Peygamber'in ilgisizliğini algılayarak boşamasından endişe etmiş ve bu endişesinden kurtulmak için boşamasın diye kendi gecesini Hazreti Ayşe'ye hibe etmiş. Benim sormak istediğim o değil. Yani burada ben ayetten öyle anlarım. Kadın, erkek kadından soğuyor. Kadın da bundan korkuyor. Yani daha da bunu ilerlemesinden, unutuşluğundan korkuyor. Belli ki adam her ikisinde fonksiyon devam etti halde. Kadın erkek, her ikisinde fonksiyon, yani kadın sadece şey olarak soğuma vardır. Yani duygusal bir soğuma varsa erkek tarafında. Bu ayetten o da anlaşılıyor. Yani şimdi burada kadın istiyor kocasının onun ilgisini. Ama kocasından bir ilgi yoksa. Bu hal böyle devam ederse kadın açısından bir eziyete dönüşmez mi? Şimdi adam normalde sağlıklı kabul ediyorsak bunu, yani erkeği, o zaman onun bu manada ilgisini kazanacak olan kadındır. Yani adam sağlıklı, problemi yoksa. Sizin verdiğiniz örnekteki adam sağlıksız, problemli. Yok, hayır, sağlıklı. Hı. Ötekinde, hayır, ötekinde sağlıksız. Sağlıksız olduğu için tedavi olması. Yani evlilikte yeterliliğe sahip değil, şey olarak. Sağlık açısından. Ama sizin ikinci örnek, konu ettiğiniz örnekte ise adam sağlık açısından yeterli, problemi yok. Yani başka bir hanımla veya başka bir beraberliklerinde sorun yok. Burada bir soğumadan söz ediyorsunuz. İşte diyorum ki o zaman kadına denir ki bu adam sağlıklı. Burada bunun ilgisini kazanacak olan sensin. Yani bunun bu adam sağlıksız diye şikayet edemezsin. Yani burada bir tarafların bir vecibesi var, bir kadının oluşturduğu, isterse bir kadın mesela aynı duruma yol açacak şekilde bir tavır geliştirir. Yani kocasının kendisi üzerine ilgi uyandıracak, yapması gereken bir kadın olarak bunları şey der, bunlardan imtina eder, uzak durur ve erkeği durduk yerde erkeği ilgisizleştirebilir kendine karşı. Dolayısıyla orada bizim, eğer adam sağlıklıysa sanıyorum kadına söylenecek olan, bunun ilgisini kazanacak olan sensin. Yani böyle bir şey sağlıklı adama, o verdiğiniz örnekteki gibi sağlıksız muamelesi yapmak olmaz. Tabii her örnek, böyle bir durumdaki her örnek kendi içinde ayrıca değişik ayrıntılar barındırıyordur. Ama ayetin genel ifadesi böyle. وَاِنْ اِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا. Bir kadın kocasının ilgisizliğinden endişe ederse, korkuya kapılırsa, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْلَهُمَا صُلْحًا. Yeni bir antlaşma yapmakta, aralarında yeni bir antlaşma yapmakta herhangi bir sakınca yoktur. Buradaki bizim örneğimizdeki kadın kocasına, yani kocasından kaçıp gitmeye çalışan bir kadın değil, tam da bırakmamaya çalışan bir kadın. Yani üstelik fedakarlıkta bulunmak istiyor. Yani bulunmaya hazır bir kadın ki yeni bir antlaşmayı Allah önüne imkan olarak açıyor. Sizin bahsettiğiniz örnekte şayet zaten ilgisiz bir kadınsa, yani bu ayrılmak isteyen bir kadınsa zaten, o buraya hiç gelmez ki zaten bir süre sonra kocası ilgisiz boşanacaktır kendisinden. Yahut kendisi doğrudan boşanmak istiyorsa o da doğrudan boşanır yani helal yoluyla. Koca boşamak istemiyor. Yani onun ilgini vermek istemiyor. Ama ilgi de duymuyor. Kadın ilgi olmalı. Süreç böyle devam ederse kadına bir alternatif daha doğar mı? Kadın mihrinden vazgeçmeden bir alternatif doğmaz. O zaman öylece... Onu cezalandırma yönelidir. Önceki ayette de gördük. Böyle bu yara zorlamayın, onları iftira etmeyin diye şey var mı? Ayette Cenab-ı Hak vela şu hüküm onu bağlar. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Onlara zarar vermek için zoraki tutmayınız. Yani bir evlilik adam sürdürüyor ama maksadı evlilik olsun diye değil, eziyet olsun diye kadına. Burada bir açık alan var. Ama vahiy onun vicdanı üzerinden denetliyor onu. Bunu yapma diyor. Ha yaparsa وَمَنْ يَفَعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Bunu yapan kendine zulmetmiş olur. Ayrıca bir müeyyidesi yok. Yani bir hak arayı alınacak bir şey yok. Bu
bu zulmü yapabilir. Evet, bahsettiğiniz şekilde bir erkek hanımına karşı onunla birlikte olmayarak sağlıklı olduğu halde sırf onu boşamaz da kendi boşansın, gitsin, mihrini bana bıraksın diye. Bunu Cenab-ı Hak yapmayın diyor. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفَعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Bunu yapan kendisine zarar vermiş olur. Karşı tarafa zarar vermez. Kadın mihrini bırakırsa ayrılabilir. Erkek istemese de. Kadı hükmüyle. Erkek istemese de ayrılabilir. Evet, erkek istemese de ayrılabiliyor. Hazreti Peygamber dönemindeki o örnekte öyle. Yani erkek gönüllü değil buna. Hazreti Peygamber kendi hükmüyle ayırıyor. Yani kadın bundan vazgeçiyor, aldığı bahçeden vazgeçince Hazreti Peygamber, üstelik kadın herhangi bir sorun da yok diyor kocamla aramızda. Yani hiçbir suçlamada bulunmuyor. Ne dini açıdan, ne sağlık açısından. Sadece ilgi duymuyorum diyor. Yani böyle bir kocam olmasın, ilgi duymuyorum. Çok iyi bir adam ama ayrılmak istiyorum diyor ve ayrılıyor. Ama mihrinden vazgeçiyor. فَإِذَا اتَّفَقَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَ. Böyle bir yeni antlaşma yaparlarsa, bu bizim bugünkü ayette ele aldığımız örnek yaygın bir örnek. Yani o böyle istisnai bir durum değil. Belli bir yaştan sonra erkeğin henüz daha daha şeyken, daha gençken, kadının daha önce tükenişi, arada çünkü yarılanma ömrü aynı değil erkekle kadın arasında. Bu noktada kadının nikaha tutunabilmesi için, evliliğini koruyabilmesi için Cenab-ı Hak ona bir imkan sağlamış. Belli ödünler vermek suretiyle. Ve bunu da sakıncasız, böyle bir şey yapmanın bir şeyi yok, dini açıdan herhangi bir mahzuru yok diye ihbar ediyor. لَا عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الزَّوْجِي. Ne kadının burada yerilecek, kınanacak, ayıplanacak bir şeysi var, وَلَا عَلَى الزَّوْجِي. Ne de kocanın burada yerilecek, ayıplanacak, kınanacak bir şey var. Şimdi Hazreti Sevde örneğindeki durum bugünümüzde yaşansa, eminim kadınların çoğu Hazreti Sevde'yi kınarlar bir defa. Ya böyle yaptığın işte olur mu bilmem ne falan diye. Bu kadınlık onurunu yerlere sermektir, şudur budur diye. Hazreti Peygamber'i de, yani bir başkası olduğunu düşünerek örneği ise düşünelim, onu da yererler yani. O kadar yıl sana hanımlık etti, şimdi yaşlandı diye hemen onun bu teklifini kabul ettin vesaire. Bu ayet hangi işe yarıyor? Aralarında sakınca yok hükmü. Ne işe yarıyor derseniz, hem ilahi beyan açısından sorunsuzluğunu ihbar ediyor, hem de insanların bu anlamda onlara, insanlardan bu anlamda onlara yönelecek okların önünü kesiyor. Artık kimse bu noktadan sonra böyle bir işlemde bulunanları eleştiremez de, kınayamaz da, yeremez de. La aleyha feyecuzu hina izli. Bu ikisinin arasında geçen dışarıya bunu kimse bilmiyor. Bunu hakimin kararıyla mı? Kendi aralarında yapıyor. En yusliha beynehuma sulhan. Hayır, dışarıdaki birilerine diyor ki onları kınamak kimse bilmiyor musun? Hayır, o ama bunun bir dışa tezahürü oluyor. Mesela Hazreti Sevde örneğinde Hazreti Peygamber artık orada kalmıyor. Artık anlaşılıyor yani bir şekilde orada kalmadığına göre. Yani dışa vuran bir tarafı var bunun. Ha, dışa vurmayan bir tarafı ise mal gibi mesela. O illa insanlara götürüp bunu söylemek durumunda değiller. Kendi aralarında bunu hallettilerse. Ama bunu dışa bakan yüzü vardır. Çünkü malını mesela menkul olur bu mal. El değiştirir, anlaşılır niye geri verdi falan diye. Ailesi sorar, neyi verdin, malın yarısını, bileziklerin nerede, kocama verdim diyecek. Ya çıkarsa ortaya kimse kınamasın diye yani. Feyecuzu hine idin. Hem niye gizli, yani toplum bir taraftan kınasın da onlar niye gizli kapaklı yapmak zorunda kalsınlar? Toplum kınamasın, onlar da serin kanlılıkla yapsınlar. Feyecuzu hine idin li zavciha el beka'u ma'aha. Böyle bir durumda kocası onunla kalmaya devam eder, caizdir yeni antlaşma üzere. Ala hadihil hal ve hiye hayrun minel firkati. Bu ayrılıktan daha hayırlıdır. Ayrılacaklarına böyle gevşetilmiş bir ilişki daha hayırlıdır. Ve lihada kâle, işte bu yüzden Allah dedi ki ve sulhu hayrun, sulh daha hayırlıdır. İnanıyorum ki benzer durumları toplumumuzda da çok insan yaşıyor ama ayrılığı tercih ediyorlar. Sonra da birbirlerine küs oluyorlar. Uzaktan uzağa birbirlerine husumet tutuyorlar. Arada çocuklar yıpranıyor. Anne bir tarafta hafifçe yaşlı bir kadın, baba bir tarafta işte diyelim
böyle bir ayrılığa gittiğine göre yeni hanımı ya da hanımları var. Ama sıkıntı eminim onlardan biriyle şöyle tenhada konuşulsa, yani böyle bir yarım ilişki en azından zaman zaman bir araya gelip yediğiniz içtiğiniz böyle mi olaydı iyi, yoksa şimdi düşmanlık üzerine devam etmek mi? Hangisi daha insani, hangisi daha makul? Yani şöyle serin kanlılıkla düşününce ötekinde kutuplaşmış, her an gerilimle, sıkıntıyla yaşamak mı? Üstelik bunu çocuklar üzerinden de rövanşını karşılıklı götürüyorlar. وَيُوْخَدُ مِنْ عَمُومِ هَذَا الْلَفْضِ Bu lafzın umumundan, genel anlamda içeriğinden وَالْمَعْنَى ve manasından اَنَّ سُلْحَ بَيْنَ مَنْ بَيْنِهِمَا حَقٌ اَوْ وَالْمَعْنَى اَنَّ السُلْحَ بَيْنَ مَنْ بَيْنِهِمَا حَقٌ اَوْ مُنَازَعَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ اَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ اِسْتِقْسَاءِ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى كُلِّنْ حَقِّهِ Ya arada kopma var ya da ben manayı düşüremedim. وَيُخَدُ مِنْ عُمُومِ هَذَا الْمَعْنَى هَذَا الْلَفْضِ وَالْمَعْنَى Bu mananın lafzından ve genel anlamdaki içeriğinden اَنَّ السُلْحَ بَيْنَ مَنْ بَيْنَ مَنْ بَيْنَ مِنْ بَيْنِهِمَا Üstün koymuş. بَيْنَ مَنْ بَيْنَهُمَا حَقٌ اَوْ مُنَازَعَ Aralarındaki ilişkin hak ya bir tartışma olsa فِي جَمِيعِ الْأَشْيَا herhangi bir konuda اَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ اِسْتِقْسَاءِ كُلِّمْ مِنْهُمَا عَلَى كُلِّنْ حَقِّهِ Herkesin kendi hakkını koruyarak devam etmesindense daha hayırlıdır. Yeni bir barış yapılması. لِمَا فِيهَا مِنَ الْإِصْلَاحِ وَبَقَّاءِ الْاُلْفَةِ وَالْاِتِّصَافِ بِصِفَةِ السَّمَاهِ Bunu genel manada değerlendirirsek diyor, kimle kim arasında herhangi bir hak varsa, sadece nikahtaki gibi bir akit değil de başka bir ilişki biçimi düşünün. Araların karşılıklı hukuk içerisinde bulunanların haklarını sonuna dek korumak pahasına mı dişlerini sıkacaklar? Ama iş kötüye gidiyor. Yani bu şekilde sürdüremeyecek. Böyle olacağına hafif civataları gevşetip tarafların ödün verdiği ama arkadaşlığın, samimiyetin, insanlığın, hoşgörünün devam ettiği bir süreç mi? Hangisi daha doğru dersek buna benzeterek feragatli ve diyargamlı davranmanın daha hayırlı olacağı genel hükmü buradan çıkarılabilir diyor. Şimdi hocam şeyler çıktı ya, mahkemelere gitmeden uzlaştırma kurulları. Yani kendi aralarında. Yani mahkemeye götürmeden. وَهُوَ جَائِزٌ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ Bu her konuda bütün şeylerde geçerlidir. اِلَّا اِذَا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَلَالًا Nereye kadar geçerli her konuda? Bir yerde sınırı var. İlahi buyruklara dayandığı yerde orada toslar kalır, oraya geçemez. Yani öyle bir ödün veriyorsunuz ki bir helali harama dönüştürüyorsunuz. Ya da öyle bir ödün veriyorsunuz ki bir haramı helale dönüştürüyorsunuz. Veya karşı tarafı bunu yapmaya zorluyorsunuz. Bu kadar ödün olmaz. Yani siz kendinize ait olan şeylerden ödün edebilirsiniz ama adam dese ki kadınla, tamam ben seninle kalmaya devam edeceğim, nikahtan da vazgeçmiyorum ama bundan sonra namazları bırakırsan olur. Yani kadın da böyle bir ödün verse, bu ayet kapsamında işte yeni anlaşma, böyle olmaz. Çünkü o vereceği ödünler en fazla kendisiyle ilgili olan şeyler olabilir. İlahi buyrukların sınırına dayandığında artık anlamını yitirir. فَاِنَّهُ لَا يَكُونُ سُلْحًا Bu artık bundan sonra buna sulh denmez. وَاِنَّمَا يَكُونُ جَوْرًا Artık buna bu zulüm olur bu yeni haliyle. وَاَلَمْ بِلْ كِ اَنَّ كُلَّ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ لَا يَتِمُّ وَلَا يَكْمُلُ اِلَّا بِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَاِنْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ Hangi hüküm olursa olsun, ister bu konuyla alakalı, ister başka bir hüküm, bir hükmün, yani bir gerekliliğin ortaya yerine gelebilmesi için onun muktazisinde, levazımında neler varsa, yani yanı sıra neleri de gerektiriyorsa, neler ona eşlik etmesi gerekiyorsa, onlar da o hüküm kapsamındadır. Mevani'yi neyse, yani levazımı da mevani de aynı. Mevani'yi neyse, bu hükmün yerine gelebilmesi için neler geri kalması gerekiyorsa, neler olması gerekiyorsa bunları da kapsar. Yani ne demek istiyor? Bu şu demek, çocuk ilim öğrensin diyorsa Cenab-ı Hak,
Tamam, çocuk ilim öğrensin. Çocuk ilim öğrenmesi için ne gerekiyor? Okula gitmesi gerekiyor. O zaman demek ki okula gitmesi gitsin de diye emrediyor Cenab-ı Hak. Yani gerek, ilişikteki bütün gereklilikleri de emretmiş demektir. İlişikteki bütün olmaması gereken bir şey de varsa onlar da olmayacak demektir. فَمِنْ ذَٰلِكَ هَذَا الْحُكْمُ الْكَب۪يرُ اَلَّذ۪ي هُوَ الصُّلْحُ. İşte bunun neticesinde burada bahsettiğimiz hüküm, elde amaçlanan şey sulh. Sulhün levazımı ne varsa o da gereklidir. Mevani de neyse onlar da bu ayet doğrultusunda gereklidir. فَذَكَرَ تَعَالَى الْمُقْتَضِي لِذَٰلِكَ وَنَبَّهَا عَلَى اَنَّهُ خَيْرٌ. Bunun gerektirdiklerini Cenab-ı Hak andı ve buna hayır olduğunu da kullarına hatırlattı. وَالْخَيْرُ كُلُّ عَقِلٍ يَطْلُبُهُ وَيَرْغَبُ ف۪يهِ. Hayır dediğimiz şeye akıllı olan her insan talep eder ve ona rağbet eder. فَاِنْ كَانَ مَعَ ذَٰلِكَ قَدْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ وَحَثَّ عَلَيْهِ. Bir de düşün ki bu hayır olmakla kalmamış, bir de Cenab-ı Hak bunu emretmiş ve bunu özendirmişse اِزْدَادَ الْمُؤْمِنُ طَلَبًا لَهُ وَرَغْبَةً ف۪يهِ. O zaman mümin bunu talep etmekte daha bir hevesli olur ve daha çok rağbet eder. وَذَكَرَ الْمَانِعَ بِقَوْلِهِ. Sonra ayette maniyi de andı. Bu sulhün yerine getirilebilmesi için ödün verilmesi gerekiyor, ödünler verilmesi gerekiyor. Onlar demek ki gereklilikler olarak verilsin demek istedi Cenab-ı Hak. Madem sulha hayır dedi. Mani olan şeyler ne? O da kişinin kendi وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحْ. Kişilerin yaratılıştan içten içe açlığa, istekliliğe, beklentiye, elde tutmaya, ondan sonra ele geçirmeye, daha fazlasına sahip olmaya vesaire olan açlığı, istekliliği, buna mevaniyi, o zaman sulhü yerine getirebilmek için bunu da kısmen tarafların bastırması lazım. اَيْجَلَبَتِ النُّفُوسُ عَلَى الشُّحْ جُلِبَتِ النُّفُوسُ عَلَى الشُّحْ. Canlar, nefisler açlık üzerine kurgulanmıştır, böyle yaratılmışlardır. وَهُوَ عَدَمُ الرَّغْبَةِ ف۪ي بَذْلِ مَا عَلَى الْاِنْسَانِ. O nedir şuh? Tarif ediyor. Kişinin harcaması gereken şeydeki isteksizliğidir. عَدَمُ الرَّغْبَةِ ف۪ي بَذْلِ مَا عَلَى الْاِنْسَانِ. وَالْحِرْسِ عَلَى الْحَقِّ الَّذ۪ي لَهُ. Ve kendisine ait olanı, hakkı olan şeyi saklamaktaki hırsı. But yaptığı tanımla bu ifadeyi müfessir tamamen kadının üzerine yıktı. Eğer bu şuh dediği şey tam da böyle bir şeyse, yani vermesi gereken yerde vermekten kişinin isteksizliği, elde olanı tutmaya, فَنُفُسُ مَجْدُوبَةٌ عَلَى ذَٰلِكَ طَبْعًا. Canlar, kişinin, insanların yaratılışları temelde buna hazır haldedir. Eldekini tutmaya çalışır. اَيْ فَيَنْبَغِي لَكُمْ اَنْ تَحْرِسُوا عَلَى قَلْعِ هَذَا الْخُلُقِ الدَّنِي مِنْ نُفُسِكُمْ. Dolayısıyla size gerekir ki bu içinizdeki elde tutmaya olan yönelik yatkınlığınızı yapasınız, sınırlayasınız, bastırasınız da buralarda ödün veresiniz. Sulh için, barışı elde edebilmek için. وَتَسْتَبْدِلُوا بِهِ ضِدَّهُ وَهُوَ السَّمَاءَ. Karşılığında şuhtan vazgeçip semahayı, yani fedakarlığı, vazgeçebilmeyi, al senin olsun diyebilmeyi. وَهُوَ بَذْلُ الْحَقِّ الَّذ۪ي عَلَيْكَ. Sana ait olan haktan vazgeçmek. وَالْاِقْتِنَا بِبَعْضِ الْحَقِّ الَّذ۪ي لَكَ. Sana ait olan bazı kısmi haklar ile kanaat getirmek, kanaatkar davranmak. فَمَتَا وُفِّقَ الْاِنْسَانُ لِهَذَا الْخُلُقِ الْحَسَنِ. İnsan ne zaman böyle bu bahsettiğimiz ahlaka muvaffak kılınırsa, yani bu ödünleri verebilirse, az ile kanaatkar olabilmeyi başarabilirse, سُهِلَ حِينَ اِذِنَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ. O zaman ona barış yapmak kolay olur. Yani böyle adam barış yapabilir. Ödün verebiliyor ya. بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ وَمُعَامَلِهِ وَمُعَامَلِهِ. Kendisiyle muamelede bulunan kimseyle yahut hasmıyla artık barış yapması kolaylaşır. وَتَسَهَلَتِ الطَّرِيقُ لِلْوُصُولِ اِلَى الْمَطْلُوبِ. Amaçlanana erişmekte yollar ona artık kolay olur. بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فِي اِزَالَةِ الشُّحِ مِنْ نَفْسِهِ. Halbuki öte yandan bir adam içindeki şuhu, yani bu fesirin tarifiyle elde olanı korumaktaki hırsını ortadan kaldırmaya çabalamazsa, illa elimde tutacağım, ya benimsin,
olmadı. Bu deyim başka yerde kullanılıyordu. Yani evet. Öyle o denli sonuna kadar, yani nereye çıkarsa çıksın, boşanmayla da sonuçlanacaksa varsın sonuçlansın diye bu denli sıkı ve inatkar olunursa o zaman barışa kavuşulmaz. Bi hilafi men lem yectehid, buna çabalamazsa o zaman fe innehu yu'assaru aleyhi's sulh, onun için barış, yeni bir antlaşma yapmak zordur. Vel muvaffakatu, yeni bir muvaffakata varmak, uzlaşıya varmak zordur. Li'ennehu la yurdihi illa cemi'u malihi, çünkü malından hiç fedakarlık etmeyeceği için, ona yani hiç ödün vermediğinden o kişiyle de uzlaşılmaz. Ve la yarda en yu'addiye ma aleyhi, vermesi gerekeni de vermiyor, ödün de vermiyor. Fe in kana hasmuhu misluhu, hasmı da bir de onun gibi çıktıysa, işte del emru, o zaman iş şiddetlenir, iyice iş sıkıntıya varır. Müfessir bunu ayetten biraz temelini oradan tuttu ama anlamı genel manada işledi. Ayette döndürürsek bunu, eğer şuh eldekini sıkı tutmanın adıysa, o zaman buradaki adres kadın demek ki. Allah kadına elindekileri bugüne değin antlaşma dolayısıyla elindekileri illa sonuna kadar tutacağım dersen, adamın boşanmaya doğru gittiğini gör. Adam da hakkı olan boşanmayı gerçekleştirecek. Dolayısıyla sen ol, bunlardan vazgeç elindekilerden. İşte neyse, gece mi, gecesinden mi, malından mı, her neyse kocasını razı edecek şey. Ve evliliğini böyle biraz zayıf ve öncekine nazaran zayıf bir bağla da olsa sürdür diye şuhunu kontrol etmesini öğütlemiş oluyor. Fakat sanıyorum akla şöyle bir soru gelebilir. Bazıları diyebilir ki, yani ortada kadına karşı ilgisizleştiği için kadını boşamaya çıkan veya bu sürece giren bir erkek ya mesaj göndermiyoruz, kendini kontrol et, efendim söyleyeyim, bu istekliliğini, açlığını, neyse kontrol et, bu hanımla yarım yamalak da olsa ne kadar olabiliyorsa ona mesaj göndereceğine Cenab-ı Hak kadına mesaj gönderiyor. Sen kendi elindeki malını, işte mülkünü, geceni gündüzünü sıkı sıkıya tutacağına biraz oradan fedakarlık et de kocanı elinde tut. Bu neden o adrese işliyor da bu adrese işlemiyor? Bu işte erkek egemen bir anlayışın tezahürü falan filan diyorlar ya. O onların yorumu. Bence burada kadın elindekinden, yani maldan elindekinden vermesi mümkünken, eğer erkek açısından konuştuğumuz şey biraz içinde cinselliğin karışık olduğu, dolayısıyla tabanı, yaratılışını ilgilendiren bir şeyse, bunu erkeğe kontrol et demek anlamsız. Yani o elde olan bir şey değil, otonom olan bir yönünü kontrol etmesini ondan bekliyorsunuz ki bu bir yönüyle bir süre sonra onu zinaya düşmeye sağlayacak tuzağa çekmek gibi olur. Dolayısıyla Allah elindeki bir şey, elinde imkan olana sesleniyor, ötekinin elinde. Yani kadınına bu bakımdan ilgisizleşmiş ve dolayısıyla da yaratılışı dolayısıyla, kendi istem dışı fonksiyonları dolayısıyla ona varamayan, onunla birlikte olamayan bir erkeğe kendini bu anlamda kontrol et demek, bu muhali ondan istemek gibidir. Ömer yakka illerlezine sever ve ömer yakka illerlezine ayeti sanki müfessirin şeyine yetişiyor gibi. Yani ondan, bu bir zor bir yoldur. Ancak bana sabredenler. İlahi buyruk bu yöndeyse, demek ki doğrusu burada fedakarlık yapmam gereken ben, yaratılışım, rolüm demek ki bunu gerektiriyor. Zaten biraz düşününce bunun farkına varacaktır. Yani bunun kendisini mantıksız bir şeye de zorlayacağını sanmıyorum. Sadece duygularıyla örtüşmeyen bir şeye, mantığıyla değil de duygularıyla örtüşmeyen bir şeye zorlanacaktır kadın böyle bir durumda. Yoksa mantık olarak son derece açık olduğu, yani erkeğin bu yönünün böyle olduğu, sadece kendi kocasından değil yanında başka erkeklerde de bunu müşahede edecektir. Erkeğin daha uzun koştuğunu bu süreçte, kadının daha erken kesildiğini, yarı kaldığını. Sımma kâle, sonra dedi ki ve in tuhsinu ve tettekû, eğer güzel davranır ve tettekû ve sakınırsanız, korunursanız, ey yani tuhsinu fi ibadetil haliki, yaratıcı ibadette güzel işler icra ederseniz, bu emirleri yerine getirmek de hepsi ibadet kapsamında. Yani
bunu böyle yaptı, yeni bir antlaşma yaptık, ne yaptı? İbadet yaptık. Çünkü değil mi ki yaratıcının istediği biçimde çözdüler konuyu? Bu ibadet oldu. Çünkü aksi yapınca günah olmuyor mu? Oluyor. O zaman yaratıcının meşru biçim, öngördüğü biçimde yapmak da bu sefer sevaplı bir işe dönüşüyor. Bunlar da dolayısıyla ibadet kapsamında. Hani Hazreti Peygamber kişi eşiyle birlikte olunca da sevap kazanır deyince ashabtan bazıları yani hem beraber olacağız hem de sevap mı kazanacağız diye garipsemişler Hazreti Peygamber'in şeyini, sözünü. O da demiş ki اَرَأَيْتَ اِنْ وَضَعَهَا ف۪ي حَرَامٍ. Düşünsene bunu götürse harama yapsa, haram üzerinden bunu işlese günah olur muydu? Tabii ki günah olur demişler. O zaman helal üzerinden yapınca da sevap olması bir o denli normal. Fesir bunun ibadet kapsamında, konu her ne kadar muamelatla ilgili görünse de bunu Hakk'ın buyruğuna uygun biçimde yapmak elbette ki ibadetin bir parçası haline dönüştürür. بِاَنْ يُعْبَدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ يَعْبُدَ الْعَبْدُ رَبَّهُ. Kulun Rabbine ibadet etmesi كَاَنَّهُ يَرَاهُ. Sanki onu görüyormuşçasına. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاهُ. Onu görmese de yaratıcısının kendisini müşahede ettiğinden emin olması. Bu emniyet ile yaratıcının kendisini gördüğü algısıyla yaptığı, gösterdiği tepkilerinde doğruları tercih etmesi. Yaratıcıdan beklediği şeyleri tercih etmesi. وَتُحْسِنُوا اِلَى الْمَخْلُق۪ينَ. Yanı sıra yaratıklara da güzel davranırsanız بِجَمِيعَ طُرُقِ الْاِحْسَنِ. Bütün güzellik ve iyilik boyutlarıyla مِنْ نَفْعٍ بِمَالٍ. Mali bakımından menfaat sağlayarak اَوْ عِلْمٍ yahut ilim paylaşarak اَوْ جَاهِنْ yahut itibar değer vererek saygı göstererek اَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ bir makamla yahut bunun dışında وَتَتَّقُوا ve korunursanız وَتَتَّقُوا اللّٰهَ ve Allah'tan korunursanız yani Cenab-ı Hakk'ın hışmını üzerinize çekecek davranışlardan uzak durursanız ve onun emirlerini yerine getirirseniz çünkü bu da hışmını uzak tutar بِفِعْلِ جَمِيعَ الْمَأْمُرَاتِ emredildiğiniz şeyleri yapar وَتَرْكِ جَمِيعَ الْمَحْضُورَاتِ ve sakındırıldığınız şeylerden uzak durursanız اَوْ تُحْسِنُوا yahut güzel davranır بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ emredileni yaparak وَتَتَّقُوا ve korunur بِتَرْكِ الْمَحْضُورِ sakındırılmıştan uzak durarak فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Her durumda Allah her ne yapıyorsanız elbette ki habirdir, bilicidir, haberdardır bütünüyle. قَدْ اَحَاطَ بِهِ عِلْمًا. İlim bakımından, bilgi bakımından onu tümüyle kuşatmış. Yani niyetler, kim ne yaptı, ne yapıyor, niçin yapıyor. بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَخَبَرًا. Hem haber bakımından hem ilim bakımından görünürüyle, içiyle dışıyla فَيَحْفَظُهُ لَكُمْ. Bunu Allah kayda geçirir sizin için. وَيُجَزِّكُمْ عَلَيْهِ اَتَّمَّ الْجَزَاءِ ve karşılığında size iyiliklere iyilik, kötülüklere de azap olarak cezasını size yaşatır. Dedik ayeti, böylece müfessirin tefsirini de okumuş olduk. Şimdi ayetin sırada neyi var? Kırık meali var. İmra'atun khafet min ba'liha yani min zavciha gibi nüşuzen
اَوْ اِعْرَادًا. Bunun bir i'râd biraz ağır kelime değil mi? Yani yüz çevirmesi artık hepten yüz vermemek gibi yani. Yani ondan korkarsa, yani buraya gidiyor, yüz vermeyecek bana artık. Yüz, hiç ilgi duymayacak. Yüzden daha ileri bir düzey mi? Yani o kadar şey etmedim ama belki farklı şeyler de olabilir bu. Yani nüşuz ve i'râd aynı kelime, aynı köklü kelimeler değil. Biri işte teraffu'a dedi ya müfessir yani. Adam aldı başını gidiyor artık, göremiyor. Kadın aşağılarda kaldı. Ne açıdan kıyaslıyorsanız. İ'raz ve yüz çevirme, ilgisizlik. Hocam bu ba'l ile zevç arasında bir şey var mı? Bu ba'l sadece kocaya kullanılıyor. Zevç çift yönlü kullanılıyor. Kadın ya yani eş gibi, eş ve koca gibi, evet. وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ayetinde kocaları onları tekrardan almakta daha çok hak sahibidir. اَوْ اِعْرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فَإِنَّ اللّٰهَ. Hocam Allah ittikayı kendisinden başka kimse için kullanıyor mu hiç? قُوْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا mesela. Kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ قِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَإِنْ ve şayet veya eğer diyelim ve eğer imra'atun bir kadın khafet korktuysa min ba'liha kocasından yana kocasından kocasından yana neyden korkuyor? Nüşuzen. Dikliğinden. Ev i'radan. Yahut yüz çevirmesinden. Fe o takdirde. La cunaha, bir sakınca yok. Aleyhima, o ikisinin üzerine bir vebal de diyebilirdik bunu. En yusliha, sulh yapmalarına
rı bakımından veya sulh yapmalarına bir sakınca yok. Beynehuma kendi aralarında, ama burada ikisini kastediyoruz yani. Sayı belki Türkçe'de kayboluyor. Sulhen, bir sulh ile, yani yeni bir sulh ile, nekir olduğu için eski sulh değil artık. Bu nekre yeniliği ifade ediyor. Bir sulh ile, yepyeni bir sulh ile. Biz içeri bir adam girdi mi, bir adam, ondan sonra o adam bir daha girerse adam yine geldi deriz malumsa. Başka bir yeni adam gelirse bir adam deriz, çünkü yeniye hep nekre kullanılır. Malum o nekreliğini kaybediyor. Bu da yeni olduğu anlaşılıyor. Ve sulhu, genelde sulh ve sulh hayrun, hayırlıdır. Nitekim destek var için. Var için olur. Nitekim sulh. Nitekim sulh hayırlıdır. Ve uhdirat, ve hazır edilmiştir yahut hazırlanmıştır. Hazır hale getirilmiştir. Hazırlanmış. Hazır. He? Hazır hale getirilmiştir. He? Bu meçhul şey mi hocam? Ben şu kullandım zaten ben de. Yani hazırlanmıştır dediğim zaman da hazırlanılmış neyse meçhul, o zaman da meçhul oluyor. Hazırlan. He, onun Türkçede kendi başına kullanımı da var. Hazırlandım gibi, değil mi? Ama mesela araba hazırlandı mı dediklerinde biri hazırladı mı demek istiyor. Meçhul kullanım. Ve hazır hale getirilmiştir. El enfusu, canlar, nefisler, nefisler diyelim, kişilerin öz varlıkları neye hazır hale getirilmişlerdir? Şuhha, yani işte açlığa. Müfessir bunu, müfessirin tarif ettiği şey neydi? Elindekini sıkıca tutma yatkınlığı ve vermeye karşı olan kişinin içindeki direnç. Buna ne denir Türkçe'de? Hırs. O hırs daha fazla kazanmaya yönelik motivasyona deniyor. Elinde tutma arzusu var. Evet. Ona da mı hırs denir? Cimrilik. Sahiplenme. Cimrilik Arapçada buhul gibi, yani ayrı bir kavramla başlı başına. Ama bunlar çok uzak değil bunlar birbirlerinden, ama belli nüanslarla ayrılıkları var. Şuh bende hep içten içe gelen bu şey yani. İşte onun sonucu olarak da elindekini tutmaya, harcamaktan uzak durmaya. Tamahkarlık da yine hırs gibi daha fazlasını elde etmenin sanki ileriye bakan yüzünü anlatıyor. Çok tamahkar. Yani ne bulursa ele geçirmek istiyor. Neyse, şimdilik açlığa diyelim. Açlığa hazır hale getirilmiştir. Bu in... buradaki şeyden, duygusallıktan çok şey, kadının elde tutmasına yönelik. Açlık, yani daha sonu şeye çıkar diye açlığa şey yapmış. Başka, he. Ne anlamadım, çok kapalı söylüyorum. Açlık somut bir şey, karın açlığı veya başka bir açlık, ama bu duygu üzerine anlatılan bir şey. Bu son açlık. Doymuşsun benim çeşidi. Cazibeymiş. Evet. Neyse, meallerde bakarız şimdi birazdan. Orada ne demişlerse onlardan herhalde uygun bir kelime buluruz. Ve in tuhsinu, ve eğer güzel davranır. Demin müfessir bunu tarif etti. Güzel davranışın ölçüsü kişinin Rabbini görüyormuşçasına hareket etmesi. Görmüyorsa bile onun kendisini gördüğü gerçeğiyle, bilinciyle davranması. Ve in tettaku, ve sakınırsanız, fe o takdirde, innallaha, muhakkak ki Allah, kâne idi, bimâ te'amelûne, her ne yapıyorsanız nedir? Allah habira, habirdir. Haberdardır. Evet.
Peki, akulu kavli hâza ve estağfirullahel azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ve'fu annâ ve aghfir lana ve erhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.